Şükran teyze çiftlik evine gittiğimizi öğrenmiş. Nasıl olur ya? Ya annen çiftliğe gitmişti ya. Benim bilekliğimi bulmuş orada. Ne? Evet. Annem de mutfakta unutmuşsun diye bana verdi. Ben de taktım. Onun elinde görünce ben de düşürdüğüm yeri yanlış hatırlıyorum sandım. Sonra annen gördü bilekliği. Nereden buldun onu diye sordu bana. Ben ne diyeceğimi bilemedim. Beni hırsızlıkla suçladı. Allah Allah. Şükran teyze bana yardım etmeseydi ne yapardım hiç bilmiyorum. Sana bunları yaşattığım için gerçekten üzgünüm. Ama ne yaparsak yapalım olmuyor işte. Bir an evvel konuşalım. Dinle beni. Tamam. Zaten benim de kalbim dayanmıyor artık Burak. Bugün yarın anneme söyleyeceğim. Söz veriyorum. Burak. Çağla'yla o çocuğu sizin evinizden çıkarken gördüm. Hangi yüzle gelmiş şu serseri? Pis herif. Geçmiş olsuna gelmiş. Çağla da aklı sıra bana hırsından beni bırakır mısın deyip onunla çıktı. Sanki benim de çok da umurumdaydı. Ya neyse neyse. Sen bunlara takılma güzel yüzlü. Akılları sıra beni yıpratmaya çalışıyorlar. Ama sen benim yanımda olduğun sürece hiçbir şey beni üzüp yıpratamaz. Görüşürüz aşkım. Sen gelmeyecek misin? Şirkette biraz işim var bir tanem. Bitireyim öyle. Burak, bak ne olur dikkatli ol. Bu serseriyle falan uğraşayım deme sakın. Söz ver bana. Yoksa yemin ediyorum göndermem seni. Sevgilisi için endişelenirim işte. Tamam, merak etme. Söz ver dedim Burak. Tamam, merak etme. İnan. Tasarımı sana ait olduğunu düşündü acaba? Bilmiyorum ki. Ama kızının itiraf etmediği belli. Bence de. Ama keşke parayı kabul etseydin. Senin hakkında. İstemiyorum paralarını falan. Konu kapandı artık. Hem Ercin Hanım benim dürüst olduğum ve kızının yalan söylediğini öğrendi. Neyse, biz de kapatalım artık. Ya aşkım, akşam bir program yapacağız mı? Ona göre annemden izin alacağım. Canım, ilkokuldan bir arkadaşımla buluşacağım. İznini yarın akşam için alsan, bir de Goncalar'da kalacağım desen. Neden? Sürprizim var aşkım. Şu Erdem'le olan sürpriz mi? Evet. Tamam mı? Sen izin almaya çalış. Tamam aşkım. İyi, ben gidiyorum o zaman. Akşam eve geç dönmem. Beni merak etme. Tamam. Ay, sütü unuttum. Sana gösteririm. Burak, neredesin sen? Yüzüne ne oldu? O çocukla kavga ettin değil mi? Ya Burak, bana nasıl yalan söylersin? Bir de ilkokul arkadaşıma buluşacağım, işim var diyorsun. İlkokuldan arkadaşımdı. Yalan değil. Dalga geçme Burak. Öldüm öldüm dirildim ya. İçime bir sıkıntı girdi, çatladım. Oh benim hisli aşkım. İyiyim ben, iyiyim, merak etme. Çok kızdım sana Burak. O çocuktan uzak duracaksın. Tamam canım, tamam. Bu sondu. Dersini almış durumum. Sen merak etme. Canı yanıyor mu bari? Evet. O yağdan sürsene. Yok sana yağma. Bitti. Bak bu çok daha iyi geldi. Benim ilacım sensin. Şapşalsın Burak ya. Bana sakın bir daha yalan söyleme. Tamam aşkım, tamam gel. Ay. Aşkım? Ne bu surat? Canım iyi misin? İyiyim Burak. Buradan pek öyle görünmüyor ama. Ne oldu? Bir şey olmadı, hadi gidelim.
Şükran Hanım değil mi? Sen nereden biliyorsun? Sizi konuşurken duydum. Ama sen merak etme. Bundan sonra sana tek kelime bile edemeyecek. Burak, Şükran ablayla mı konuştun? E ne var bunda Aslı? Benim sevgilimi kimse üzemez. Burak, o beni üzmüyor ki. Beni korumaya çalışıyor. Aşkım, sen bunları düşünme artık. Tamam mı? Hazır mıyız? Evet, hazırız. E hadi o zaman. Çok merak ettik. Ay evet, çatlayacağız meraktan, söyleyin. Kanka, meraktan çatlayacaklarmış, söyleyelim mi? E artık bu kadar merak yeter. Kampa gidiyoruz. Nasıl yani? E kamp işte hayatım. Nerede kalacağız? Çadırda, çadırda kalacağız. Uyku tulumu, mangal falan, her şeyimiz tam takım hazır. Pes yani Aydan. Cimrilik de son nokta. Yok ya, ne güzel, doğayla baş başa bir gün geçiririz işte. Tamam canım, ben çoğunluğuna uyarım ama daha önce hiç kamp yapmadım ki. Ben de. Ben de vallahi. Ama kankam yapmış. Evet, ben yaptım daha önce kamp. Çok güzel kamp yaparım ha ben. Ciddi söylüyorum bak, ateş yakarım mesela, efendim çadır kurarım, her şeyi yaparım. Çok eğleneceğiz. Emin olun. Kanka, ver müziği. Yerine kimse, kimse lanet. Bu gece kalbim sana emanet. Yerine kimse. Kankacığım evet, burada duralım. Bundan sonrasını artık yürüyeceğiz. E tamam. Ay çok heyecanlıyım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Buralar çok ıssıza benziyor. Ayı falan olmasın? Bilmem, olabilir. Yani ayı olabilir. Aydem, nasıl yani olabilir? Ayı olabilir mi burada? Olabilir mi ayı? Bayağı olabilir hayatım. Sen korkma. Aa, nasıl korktu? Gel buraya. Ben seni korurum. Buraya gel. Ay canım benim. Korkusuz sevgilim. Hiçbir şeyden de korkmaz. Erdem, yani aşk olsun şu yaptığına. Gerçekten sana inanamıyorum. Ayı çıksa sen ne yapabilirsin ki? Var mı yok mu? Ne demek ne yapabilirsin? Korurum diyorum. Ayrıca ben nereden bileyim ayı var mı yok mu yani? Hayret, bakacağız göreceğiz işte. Hadi şunları çıkaralım da. Araba burada kalsın artık. Devam edelim yürüyerek. Ben alırım. İşte bu. Çok güzel bir yermiş. Çok güzelmiş gerçekten. İyi ki geldik. Çok teşekkürler. Geldiğin için ben teşekkür ederim canım. Şey yapalım o zaman, hadi çadırlarımızı kuralım. Aşkım, çadırımızı nereye kuralım? Çadırımızı derken? Evet, çadırımız derken. Aşkım, biz birlikte kalacağız değil mi? Hayır tabii ki Burak. Biz Aslı ile beraber kalacağız. Siz de çok istiyorsanız beraber kalırsınız. Nasıl ya? Gel arkadaşım, biz çadırımızı kuralım. Nana mı? Nereye kuralım? Şurası. Olur. Yardım lazım mı? Sağ ol, biz kurarız. Ya bırak kanka, kendileri kursunlar ya.
Ya şey demek istedim yani, istediniz ya, heveslisiniz ya, o yüzden dedim. O şekilde yere sereceğiz. Halı gibi ya. Yeter mi ya bize? Yeter kankacığım herhalde. Şunu da. Kanka! Kanka çıtayı versene. Kanka neredesin? Kanka! Niye ses vermiyorsun? Neden ses vermiyorsun? Kanka kayboldum sandım ya. Kanka bu işte bir terslik var ama ya. Yok ya işte oluyor. Kanka bak bir tane uzun çıta olması lazım. Ha, ha? Uzun bir çıta olması lazım. Uzun. Yardım lazım mı? Yok ya canım. Biz bitiriyoruz. Çok az kaldı. Değil mi? Ha, evet evet. Sayılır. Baksana oldu gibi. Bak akşam olmak üzere. Açıkta kalmayın sonra. Erdem yani sen de gerçekten bu çadır işlerinden, kamp işlerinden bayağı bir anlıyormuşsun. Kanka hadi ya. Bak rezil olduk ha. Bu benim bilmediğim çadırla. Bunlar yeni yapmışlar. O birbirine geçmeli sopaları. Öyle değildi. Biz böyle normal yapıyorduk. O yüzden. Tamam tamam bitiriyorum şimdi. Az kaldı zaten. Bitti gibi baksana şekline. Bence siz mangala geçin. Sonuçta bu erkek işi. Mangalda erkek işi. Mangalda erkek işi. Kanka gel biz mangalı yapalım o zaman. Bu kolay zaten bitirirler. Hadi hadi tamam. Siz mangalı yakın. Öldüm açlıktan. Zaman ne o? Erdem ne oldu? Ne yapıyorsun? Mangalı yaktık işte, mangalı yaktık. Ya bu ateş çok değil mi böyle? Yani etler perişan olmasın? Yok olmaz ya. O ben şimdi bilerek baştan harladım onu. O sonradan şey olacak böyle. O alır böyle kendi ateş bir alsın kendini. Bak aç kalmayalım ama. Zaten çadır da yamuk yumuk yapmışsınız. Yani nasıl becerdiniz anlamadım yani. Kanka nasıl yaktın? Kanka eminsin değil mi bak? Rezil olmuyor bir. Yok kanka yok. Rezil olmayız gerçekten. Nasıl? İyi pişmiş mi etler? Son müdahalemin sayesinde yanmadığı için. Yani şanslıyız tabii. Ya tamam ya tamam. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. He afiyet olsun. Evet çok güzel olmuş. Bir de şimdi böyle bir yerde yiyoruz ya bence daha lezzetli. Aşkım, sen üşüdün mü bakayım? Birazcık. Dur ben sana hemen bir şeyler getireyim. Hayatım, sen üşüdün mü? Niye? Sen de mi benim üstüme bir şeyler getireceksin? Hayır. Direkt ben sarılacağım sana. Dur bakayım. Ya tamam boğma ama. Evet, tamam. kızlar bizim size bir sürprizimiz var. Ne oluyor ya? İşte ay korkmaya başladım şu anda. Birazdan görürsünüz. Aslında burada olsan gözlerime bir baksan o küçük dünyam büyürdü belki. İşe yaramayan sözler yok olup giderdi bir kara deliğin içinden. Bir sabah uyandığında hani geç kaldığında o küçük tatlı telaşına yeniden aşık olabilirdim. Öpücüklere boğabilirdim. Ama küçük şeyler hep o küçük şeyler. Her zaman büyük balık, küçük balık.
aynı hikaye, hep o hikaye. Hadi durma durma, dokun korktuğun karanlık sulara. Hadi durma, durma, dokun karanlık sulara. Kanka, sesi gerçekten çok iyiymiş. Ya çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık canım. Ben söyledim size, benim sevgilimin sesi güzeldir diye. Evet, çok güzelmiş. Ve siz artık bir single falan çıkarırsınız. Single mı? Olabilir, single olabilir. Vallahi olur. Gerçekten mi? Ya bu akşam bize yaşattıklarınız için size çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Ne yapalım? Hadi yatalım mı artık? Ay, bence de yatalım artık. Hadi o zaman. İyi geceler. İyi geceler. Tatlı rüyalar. Ay, iyi geceler. Ya, çok güzeldi her şey değil mi? Evet Gonca. Ama asıl eğlence şimdi başlıyor. Ay çok fenayız biz ya. Ama hak ettiler aslında. Yani akılları sıra ayı var, kurt var diye bizimle aynı çadırda kalacaklar. Şimdi onlar düşün. Ne diyorsun, başlayalım mı? Kanka, biraz daha bekleyelim. Tamam, doğru, doğru. İyice uykuya dalsınlar, böyle uyku sersemiyle daha çok korkarlar. Kanka, oğlum biraz bekle dedim ya. Ben yapmadım ki. Nasıl ya? Ha, buradan gelmiyor ses. Ben yapmadım. Kızlar. Şey, uyuyor muydunuz? Evet. Ya, biz bir ses duyduk da korkmuşsunuzdur diye size bir bakalım dedik. Yok, biz bir şey duymadık. Bir şey diyeceğim ben size ama korkmayın. Bak korkmak yok. Tamam mı, ne olursa olsun. Galiba ormanda ayı var. Ne? Ayı mı var? Ne? Ne ya? Ne ayısı ya? Kutup ayısı, kutup ne ayısı, ne ayı, ormanda yaşayan ayı işte bildiğin, böğürüyor. Ya Erdem, hani ormanda ayı yoktu? Yoktu. Ya bir dakika, bir dakika, bir şey diyeceğim. Siz şimdi gerçekten bir ses duymadınız mı? Ay hayır aşkım. Siz çadırınıza dönün. Yine bir şey duyarsanız seslenin, biz geliriz. Korkmayın. Ha, sağ olun ya. Biz de ses duymuşsunuzdur, korkmuşsunuzdur diye bakalım dedik sadece. Neyse neyse, tamam. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ay, çok korktular ya. Vallahi seninkini bilmiyorum ama Erdem bayağı tırstı. Yok yok, Burak da korktu. Baksana çok belliydi. Neyse, onlar nöbetteler zaten. Biz yatıp uyuyalım.
Ay, yazık ya. Bunlar şimdi o korkuyla uyuyamazlar. Ya doğru söylüyorsun. Şimdi bunlar sabaha maymun gibi olurlar. Arabayla falan geçeceğiz bir de yarın. Ya iyi tamam tamam. Ama son bir numara daha var. Lütfen ses etme. Geldi, vallahi geldi. Dur bir sakin ol. Ses etme. Nasıl etme? Geldi ya. Kanka geldi. Kanka bak kızları alıp buradan hemen topuklayalım. Anladın mı? Be! Yürü. Ay aşkım inanmıyorum. Bembeyaz olmuşsun. Hı? Ya bir şeyim yok. Korkmadım. Aşkım iyi misin? Çok mu korktun? Ha, sizin bu yaptığınıza eşek şakası derler ama. Sizden öğrendik. Ya. Neyse hiç korkmaya gerek yok. Çünkü gördüğünüz gibi ayı falan yok. Rahat rahat uyuyabilirsiniz. Hadi siz çadırınıza dönün de uyuyun. Hadi. İyi geceler. Korkmayın. Vallahi ne güzel oldu ha. Çok eğlendik. İyi ki de geldik ya. Temiz havada cabası. Gerçekten aşkım. Her şey çok güzel. Özellikle ayıların karşısındaki asaletiniz, cesaretiniz bizi çok etkiledi, çok. Ha gülün siz, gülün. Gerçek olsaydı böyle gülebilecek miydiniz acaba? He. Benim aşkım çok cesur ya. Deveyi, danayı yere serer, o kadar cesur. Aslı. Her şey ne kadar güzeldi. Şimdi gerçek dünyaya dönme vakti. Ya ne olacak ya? Yine geliriz. Biz en iyisi Erdemciğim, bir an önce kahvaltımızı yapalım da pastanemize dönelim. Bir bakalım şu Defne ne yaptı? Ortalığı birbirine mi kattı, dağıttı mı, işleri halledebildi mi? Hayatım niye ortalığı karıştırsın? Kız kocaman yetişkin bir canlı. Niye ortalığı karıştırsın ki? Değil mi kanka? Sen merak etme aşkım. Bizim nasılımız hiç bitmeyecek. Gel hayatım.